Onur iyi misin? İyiyim, iyiyim. Dur ben sana yardım edeyim. Otur şöyle. Tamam, hallederim ben. Öyle tamam, hallederim. Onur. Onur niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum Lale? Ne olursun yapma böyle. Ben seni kaybedeceğim diye o kadar korktum ki. Sen bana kötü davranıyorsun. Neden korkuyorsun ki? Sen zaten beni kaybetmeyi göze aldın. Biz boşuna yedik Lale. Unuttun mu? Tamam biliyorum. Avludaki o güzel günü kabusa çeviren benim. Ölümden dönmene sebep olan da benim. Ben seni çok seviyorum. Ne olur affet beni. Ben uzun zamandır bundan emin değilim. Gördün değil mi Fikret? Lale'ye ne kadar kötü davranıyor. Gördüm hayatım. Hayır yani. Hastane psikolojisidir, hasta psikolojisidir. İyileşince, hastaneden çıkınca geçer dedim ama yok, değişmiyor. Ay çıldırıcıyım ayol. Beni kim anlar? Tabii ki Songül Hanım anlar. Ben Songül Hanım'la konuşayım da paylaşayım yani. Ay Yıldız Hanım, inanmıyorum vallahi. Tam ben arayacaktım sizi, inanır mısınız? Siz aradınız beni. Ay kalp kalbe karşıymış Songül Hanımcığım. İnanın gözüme uyku girmiyor. Kalbim pırpır. Ne olacak bu çocukların hali? Vallahi ben de şaştım kaldım. Pardon, bir toparlanayım. Ay, ha bir şey yapsak mı? Yoksa hiç yapmasak mı? Ne güzel işliyordu Ava planı. Ne güzel tatili de uzatıyorlardı. Hayır şimdi ne oldu, ne oldu da oldu böyle oldu? Orada biz hata yaptık Yıldız Hanım. Biz eksiktik orada. Bizim orada olmamız lazımdı. Ah keşke. Keşke orada olsaydık da olaylar cereyan ederken hemen müdahale edebilseydik. Hemen el koyabilseydik konuya ama. İşte. Yok artık. Fikret Bey mi o? Evet. Songül Hanım Fikret. Kendisinin daha iyi fikirleri var herhalde. Bizimkini beğenmemiş olmalı ki. Öyle bir fikri varsa biz de faydalanalım bari. Yıldız Hanım, yarın ola hayrola. Tamam, düşüneceğiz artık. Yeniden başka şeyler, başka şeyler. İyi geceler, tatlı rüyalar size. Hadi size de iyi geceler. Hadi uyumaya çalışalım bir. Teşekkür ediyorum. İki şeyi anlayamıyorum Fikret. Birincisi, Lale ve Onur birbirlerini bu kadar sevdikleri halde neden anlamıyorlar bunu ve didişiyorlar? İkincisi, sen oturduğun yerden hiçbir plan yapmazken yapılmış planı küçümseyecek cesareti nereden buluyorsun Fikret? Yani hayatım onu demek istemedim ya. Şimdi ben uyuyorum, sen de uyu. Ve rüyanda yepyeni fikirler ve yeni çözümler gör. Ve sabah bana anlat olur mu Fikret? Tamam hayatım, son 100 sayfayı okuyayım, sonra ödevime bakarım. Tamam. Gamsız Fikret. Ah. Ay ne güzel. Canım, dün gecen nasıl geçti? İyi hissediyor musun oğlum? Daha iyiyim anne, sağ ol. İyi uyuyabildin mi Onurcuğum? Oo, öyle güzel uyudum ki anne. Emir'le böyle sarıldık baba oğul. Son zamanlarda çektiğim en güzel uykuydu. Çok sevindim canım benim. Ben sofrayı kaldırayım. Ben de yardım edeyim. Hı-hı.
Laleciğim. Oğlum seni çok seviyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorum ben. Oğlum seni çok seviyor Lale. Bunu bil ve asla vazgeçme. Onur. Oğlum biliyorum kötü günlerden geçiyorsun. Ama ne olur böyle yapma olur mu? Anne ben bir şey yapmıyorum. Biz zaten Lale ile Ava'dan önce de... Hayat çok kısa Onur. Senin kazağında bunu çok iyi anladık. Lale perişan oldu biliyor musun? Aklını oynatıyordu neredeyse. Bir görseydin halini. O yüzden ne olur. Seni çok sevdiğini hiç unutma. Songül Hanım biz yavaş yavaş kalkalım mı? Ya burada oturmak güzel de tabii işimiz gücümüz var. Ha. Ay şöyle. Annem. Ben sana güveniyorum. Sen de yüreğine güven. O sana doğru gösterecektir. Annen seni çok seviyor. Bunu hiç unutma olur mu? Ben de seni seviyorum anne. Şunlara bak vallahi. Şu tiplere bak Allah aşkına. Şunun diline bak böyle dışarıda. Ay ben vallahi yarın falan gideyim de şunları güzel bir öpeyim. Kuşun sen böyle sıkıştırmak istiyor böyle şimdi. Ben çıkıyorum. Biraz dolaşacağım. Belki parka giderim, kitap falan okurum. Ben de geleyim hem Temiz Hava bana da iyi gelir. Kitabımı alayım, ceketimi giyeyim geliyorum. Tabii. Baş başa şöyle bir güzel hava alın. Biz nasıl evdeyiz Mahmur Hanım'la? Hı hı. Tabii babaanne gidelim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.